Akla Takılanlar programında bağırsaklarımız ikinci beynimiz mi konusu enine boyuna masaya yatırılıyor. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın, nörolog Profesör Doktor Emel Köseoğlu, psikiyatrist Bahar Tezcan, diyetisyen Güneş Aksüz uzman konuklarımız ve Açelya Akkoyun moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Efendim, hoş geldiniz. Bugün yine bence çok bilgili, çok öğreneceğimiz heyecanlı bir gün bizi bekliyor. Çünkü her bir bilgi yeni bir kapı demektir. Yeni bir fayda sağlama bilinci demektir. Çok şanslıyız diyoruz efendim. Bugün beyin ve bağırsak ilişkisi hakkında merak ettiklerimizi ve bağırsaklarımızın psikolojimiz üzerindeki etkisini hep birlikte öğreneceğiz. İzninizle öncelikle gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın'la başlamak istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Geçen seneden beri bugün bize yine öğretmeye geldiniz değil mi? Bu ilişkileri, vücudumuzda nasıl çalıştığını. Tabii, bilgi paylaşımı. Bilgi paylaşımı. Çok sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum tekrar. Orhan hocam, evet, bağırsak ve beyin ilişkisi. Nasıl bir ilişki bu? Evet, şimdi aslında çok sıkı bir ilişki. Öyle mi? Beynimizde tabii nöronlar var, beyin hücreleri, ama aynısı bağırsaklarda da var. Ve bağırsaklardaki nöron sayısı beyindekinin yaklaşık 1/3. Ve bundan dolayı artık bağırsakların kendine ait bir beyni var ve ikinci beynimiz var deniyor son zamanlarda. Doğru, bağırsaklarda beyin hücreleri var veya nöronlar var. Ama bunlar aynen beynimizdeki gibi çalışmazlar. Farklı bir şekilde çalışırlar. Örneğin bağırsağımızın içinde gıda var. Evet. Gıdayı algılarlar. Kendi merkezlerine iletirler ve arkasından otonom bir refleksle bağırsak hareketleri otomatik olarak başlar ve gıdayı ilerletirler. Hmm. Bunu yaparken de beyne sormaya ihtiyaçları yoktur. Aa, bağımsız yani, çalışabiliyor, evet, yani belli vücutta bir noktada, çok enteresan. Tabii ki. Belli bir noktada bağımsız çalışıyor ama sadece belli hareketler için. Yoksa yine beynin kontrolü altında. Hmm. Beyinden iki tane kafa çifti sinir çıkar ve yemek borusunun önünde arkasında ilerler ve tüm sindirim sistemini inerve eder, yani sinirlendirir. Hmm. Yani aslında bizim bağırsaklarımızın kendine ait bir otonom çalışma şekli vardır. Ama yine de beyinden kumandaları... Diğer organlar kadar teslim değil diyelim o zaman, öyle diyebilir miyiz? Birebir. Yani kendi de çalışıyor içinde. Tabii. Yani kendine ait bir sinir sistemi var. Ve biz bunu fark etmeden bağırsaklar beyinden otomatik olarak emir almadan kendisi belli refleks hareketleri yaparlar. Ama tamam, bağırsağımız ikinci beyin. Fakat bir matematik problemi çözemez. Beynimiz gibi değildir. Hmm. Sadece bazı refleks hareketleri yapar. Hmm. Tabii bağırsaklarla beyin arasında da bir iletişim var. Var. Mutlaka var. Şimdi genelde bu iletişim şu şekildedir. Bağırsaklardan gelen bazı sinirsel iletiler sinir yoluyla beyne ulaşır. Ama aynı zamanda bağırsaklarda ve midede salgılanan bazı maddeler vardır. Bunlar da kana karışır, beyne gider ve beyinle etkileşime girer. Etkileşim. Yani aslında müthiş bir entegrasyon var. O zaman Emel Hocam'a mı dönelim? Siz bağırsaktan beyni anlattınız. Şimdi beyinden bağırsağa hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyim. Bu son zamanlarda çıkmış bir konu. Son 10 yılda çok popüler olmuş bu konu. Konuşuluyordu açıkçası. Artık. Evet. Gerçekten daha önceleri beynin bağırsak üzerine daha fazla etki ettiği düşünüyordu. Ve bunun da bağırsaktaki daha çok işte nöronlar sayesinde, sinir hücreleri sayesinde olduğu düşünüyordu. Ama son zamanlarda aynı şekilde bağırsağın da bağırsaktaki nöronların da beyne etki ettiği, hatta bağırsaktaki nöronların da bağırsağın içerisinde bulunan mikroplar tarafından son derece etkilendiği ortaya çıktı. Öyle ki bağırsak florasında, bağırsakta yaşayan mikroplara biz mikrobiyota ismini veriyoruz. Ve bu çok büyük bir topluluk, varlık orada. Öyle ki insan hücresinin 10 katından fazla, genomunun yani genetik yapısının 150 katından fazla bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu özellikle oradaki bağırsaktaki nöronları, onları bir isim veriyorum, endokrin hücreler diyecek olursak oradakilere, eğer onları etkiliyorlar, onların fonksiyonlarını etkiliyorlar. Bu şekilde beyni etkiliyorlar.
Yani orada başlıyor mu? Orada başlıyor. Ama bu kadarla da değil. Mesela bu kadarla da değil. Beyin daha çok sinirler dolayısıyla ve hormonlar dolayısıyla bağırsaklar üzerine etkiliyken. Sinirleri ve hormonlar. Zaten evet. Şekilleri de benziyor. Evet, ben size şimdi hani baktığınızda vücutta en kıvrımlı değil mi? Net görünen şey orada bir benzerlik olduğu için. Evet. Yani bir şifre. Biz bunu şimdi mi görmeye başladık değil mi? Ya da bunu şimdi gördük ama. Çekmiş gibi. Evet. Evet. Onun dışında aynı şekilde yine sinirler vasıtasıyla sinirleri etkileyerek buradaki mikrobiyata beyni etkileyebiliyor. Bir takım Orhan hocamızın söylediği gibi nörotransmitterleri etkileyerek etkileyebiliyor. Sonra immünolojik parametreleri, immünolojik mesela immünolojik hücrelerimizi, bağışıklık sistemi hücrelerimizi etkileyerek yine beyni etkilemeye başladı. Kan beyin bariyerini etkileyerek yani aslında bir ekip çalışması var burada değil mi hocam? Evet, sizi anlatınca aynı hep gözümün önüne bir ekip çalışması geliyor. Aynen, ama bir ilgileri var yani. Hani evet. Net. Yani şöyle bir şey var. Sözünüzü bölmek istemem lütfen hocam. Lütfen olur mu öyle şey? Sohbet ediyoruz biz burada hep şimdi birlikte. Şimdi biz daha önce probiyotiklerden mikrobiyota vücudumuzdaki tüm bakteriler. Bağırsaktakileri de probiyotikler diyoruz iyi bakterilere. Şimdi mikrobiyotadan ya da bakterilerden bir sorun olduğunda bahsediyorduk eskiden değil mi 10 sene önce. Evet. Ama şimdi her yerden karşımıza çıkmaya başladı. Yani probiyotikleri eskisi gibi sadece kabızlık ve ishal olduğunda değil işte bağışıklık sistemi, evet, nöronlar, çok bağlantılı kuruldu. Aynen, psikolojimiz, psikiyatrik durum ya o kadar çok yerden karşımıza çok çıkıyor. Çok güzel bir soru. Aslında hepinize sormak isterim. Evet. Çok güzel bir yere Güneş Hanım parmak bastı. Hep şey diyorlar şimdi probiyotikler için artık hani bağışıklık sistemi genel sistem için buranın doğru çalışması gerekli evet. diye beynin, psikolojinin onu da soracağım şimdi bari orada evet, bekliyor. Evet. Bu arada sormak istiyorum aslında direkt sorayım. Etkiliyor mu beynimizin çalışma prensibini, psikolojimizi, bağırsaklarımızı? Psikolojimiz bağırsaklarımızı etkiliyor elbette. Bağırsaklarımız da psikolojimizi etkiliyor. Bu zaten insan olan herkesin tanıdık olduğu bir eylemdir, duygudur. Sınava girerken falan değil mi? Anksiyete ya da dediğimiz evet. gerçekten doğru, hakikaten doğru. belli durumlara verdiğimiz endişeli kaygılı bir yanıt. Biliyorsunuz hepimizi işte o sınav kapısında aşık olduğumuzda ya da işte heyecanın çok yükseldiği durumlarda ya da bir şeye evhamlandığımızda anksiyöz olduğumuz durumlarda elbette ki beynimizde noradrenalin, adrenalin gibi bir takım maddeler salgılanıyor. Bunlar da sonuç olarak bağırsaklarımızı etkiliyor ve işte ishal bazı durumlarda da tam tersi kabızlık gibi durumlar görülebiliyor. Bağırsaklarımızın çalışma prensibini etkiliyor. Etkiliyor psikolojimiz. Depresyon dediğimiz durumda da zaten aslında bağırsaklarımızda bir takım farklı fonksiyonlar oluşuyor. Çünkü iştah problemleri oluşuyor. İştah azalması, iştah artması oluşabiliyor. Psikoloji orayı etkilediği için. Dolayısıyla etkiliyor. Tabii. Bu tarz durumlar tabii. etkiliyor. Aynı şekilde bağırsaklarımızda olan herhangi bir sorunda beynimizi tabii ki etkiliyor. Herhangi bir uzun süreli bir ishal durumunu düşünün ya da kabızlık durumunu düşünün. Bundan etkilenmemek mümkün değil. Ama sanıldığı kadar yiyecek ilişkisine geleceğim. Ben orada hani bazı problemleri aydınlatmak istiyorum. Lütfen. Spekülasyonları diyeyim aslında. Yiyeceklerle psikolojimizi sanıldığı gibi depresyonumuzu iyileştirebileceğimiz gibi bir şeyin çok spekülatif bir düşünce, hatta tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani çok şeyin beklentiye giriyoruz o zaman. Tehlike orada mı başlıyor? Yiyeceklerden çok mu beklentiye çok giriyoruz? Çok umut bağlıyoruz değil mi? Çünkü çok haklılar. Yani depresyon yaşayan kişiler çok iyi bilir. Çok da fazla insan yaşıyor. Toplumun dörtte biri. Kadınlarda da daha fazla olmak üzere, 20-40 yaş arasında da daha fazla olmak üzere. Ama herkes de neden aynı değil ki değil mi hocam? Çoğumuz nasibimizi alıyoruz depresyondan. Dolayısıyla çok umut bağladık buna yiyeceklerle bununla ilgili hayatımızı düzenlersek ki bu da kolay değil de o yiyecekleri seçmek ve hep öyle kalmak, ona sadık kalmak. Depresyonumuzun iyileşeceğini düşünüyoruz ama depresyon çok komplike bir hastalıktır. Çok pek çok boyutuyla genetik, psikososyal, hormonal, evet, değil mi? Orada Emel hocama da sormak istiyorum. Hormonlarımızın da değil mi hocam tabii beynimizde? Evet, orada bir takım nörotransmitterler söz konusu ve de steroid dediğimiz bir yine hormon şeyimiz var, yapımız var. Steroid düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz depresyonda. Bir takım nörotransmitterlerin miktarlarında fazlalık oluyor depresyonda. Bunlar
Bunlar işte yine daha ya yani bunlar da bunların düzenlenmesinde mikrobiyatanın rolü var. Çok mikrobiyata önemli. Sonuçta yani kişinin duygu durumunda, stres durumunda, stresli bir olaya verdiği karşılıkta karşılığı düzenlemede rolü var. Ama tabii her şeyi mikrobiyataya indirmek çok basit çok. Ya ama bütünün bir parçası, önemli bir parçası değil mi Emel Hocam? Evet, evet. Burada bence her şeyde olduğu gibi denge kelimesi çok önemli. Çok güzel yani. Söylediniz. Orada, yani bağırsakla beyin kendi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Vücudun dengesini sağlayabilmek için beraber çalışıyorlar. Bunu yapabilmesi için ama bağırsağın da kendi içinde dengeli olması gerekiyor. Hemen hocama soracağım evet. Burada. Hocam mikrobiyota doğru mu söyledim? Evet. Mikrobiyotanın aslında biz hani anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama tarifi. Siz biraz daha iyi anlatırsınız diye tarifini rica edeceğim. Şimdi çok önemli. Eskiden bağırsak florası derdik, artık bağırsak mikrobiyotası diyoruz. Evet. Aslında bağırsakta yaşayan mikroorganizmaların tümüne biz bağırsak mikrobiyotası diyoruz. Ama bunlar içinde en büyük komponent, bileşen iyi huylu bağırsak bakterileridir. Ama bunun yanında çok küçük bir miktarda kötü huylu bağırsak bakterileri vardır. Bazı virüsler ve mantarlar da vardır. Ama şu var, bu iyi huylu bağırsak bakterileri veya bu bağırsaktaki mikrobiyata ne zaman oluşuyor? Bu bizim için çok önemli. Çünkü birçok hastalık doğumdan itibaren başlıyor. Genetik kodlar ve çevresel faktörler ve bizim mikrobiyatamız da 2 yaşına kadar etkileniyor ve böyle sürüyor. Burada bu mikroplar nereden gelmiş? Bağırsağımıza yerleşmiş. Evet. Ve ne gibi bazı faktörler bu bizim bağırsağımızdaki mikropların yerleşimini, adetlerini, sayısını, miktarını ayarlıyor. Şimdi bir kere anne karnındayken bağırsaklarımızda hiç mikrop yoktur. Öyle mi? Ama doğum esnasında başlıyor her şey. Her hocam. Şey başlıyor. Her şey başlıyor. Anneden alınan, perianal bölgeden alınan mikrobik ajanlar yutularaktan 4. günde eğer normal doğum ise bağırsakta bu mikrobiyata oluşmaya başlıyor. Ama eğer sezeryanla bir doğum ise bu 1. ayda oluşur. Yani burada önemli olan normal doğumu sezeryanla doğuma tercih etmek gerekecektir. Elbette. Çünkü normal doğumda oluşan mikrobiyata daha erkendir ve daha sağlam mikrobiyal ajanlar, iyi huylu bazı mikrobiyom yerleşme fırsatı bulur. Bir başka faktör var burada, anne sütü. Doğduktan sonra tabii beslenmeye başlar çocuk. Bu arada hemen aklıma geldi. Çünkü tam bu arada bir soru soracağım. Annenin beslenmesi ya da genetiği o noktada geçiyor mu çocuğa kesinlikle. Hocam? Kesinlikle. Annedeki genetiğin de burada önemli vardır. Evet. Annenin beslenmesi de önemlidir. Hem doğum öncesindeki beslenme önemlidir. Hem de süt verirkenki beslenmesi de önemlidir. Tabii sütün kompozisyonunda, anne sütünde bulunan bazı maddeler... Evet. Bu bizim bağırsağımızdaki iyi huylu bakterileri besleyen bazı maddeler içerir anne sütü. Bu çok önemli. Onun için biz yeni doğana mutlaka anne sütü verilsin diyoruz. Çünkü anne sütünün içinde bazı maddeler, bu bizim iyi huylu bakteri dediğimiz probiyotikler, yani iyi huylu bakterileri besleyen prebiyotik bazı maddeleri içerir. Onu yani bu iyi huylu bakterilerin besinlerini içerir. Yani aynen böyle. İyi huylu bakterileri besleyecek maddeler ancak anne sütünde var. Tabii ki eğer anne sütü yoksa yeni tip formülalarda formül beslenme yöntemine geçildiği zaman içeriğine yine iyi huylu bakteriler mutlaka yerleştiriliyor. Artık ki bağırsak sağlığı ve aynı zamanda gelecekteki yaşantısı son derece sağlıklı ve iyi bir şekilde sürsün. Peki probiyotik, prebiyotiği bir daha biz her programımızda işliyoruz ama çok önemli bir konu çok, çünkü. Çok önemli. Bir daha açabilirsek seviniriz. Şöyle işte bahsettik ya, her tarafımızda aslında bakteriler var. Vücutla ilgili birçok şeye de onlar karar veriyorlar. Acaba son çalışmalarda şunu söylüyor, patron gerçekten onlar mı? Hani onlar söylüyor, geri kalan her şey ona göre mi değişiyor? Güzel, vücut ona göre güzel, mi tepki göre veriyor? Mi? Çünkü şöyle farklılıklar görüyoruz. Hani hep biz söyleriz ya, diyet de öyle, diyet kişiseldir diye. Bu şu anlama gelmiyor. İnsanlar bunu bazen yanlış anlıyorlar. Elma faydalı mı değil mi? Yani faydalı, tamam, bu genel bir bilgi ama sana iyi gelmeyebilir, bir başkasına iyi gelebilir. Yiyeceklere verdiğimiz tepkiler çok farklı. Diyetlere verdiğimiz ve hastalıklara verdiğimiz iyileşme tepkileri de bu yüzden çok farklı. Çünkü hepimizdeki bakteri sayısı, cinsi çok farklı. Bunu anladık biz şimdi. O yüzden probiyotikler evet iyi bakteriler ama hepimizde aynı probiyotik yok.
aynı sayıda da yok. O yüzden bu farklılıklar nedeniyle zaten... Ölçülebilir bir şey mi bu? Şimdi ölçülebiliyor değil mi hocam? Artık bakılıyor ama çok yeni. Çok yeni. Evet, tabii, çok yeni. İki yöntem var. Nasıl ölçülüyor? Dışkıdan bakılıyor şimdi biraz. Tabii. Bir de hocam anlatır. Yine en önemlisi dışkıdan bakılan iki yöntem var. Evet. Bir tanesi... Dışkıdan probiyotik... Yani evet, sizdekine bakılıyor. Dışkıdaki bu iyi huylu bakteri kompozisyonunu evet. biz... görebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Evet. İki yöntem var. Bir tanesi kestirme yöntemi. 20 tane bakteri alıyoruz, izole ediyoruz. Hangi tipler? Ona göre geri kalanını kestiriyoruz ama daha iyi bir yöntem var şu anda. Yeni çıktı. Son 6 aydır kullanıyoruz ve gerçekten hocam çok heyecanlandım. Kompozisyonu çok büyük bir doğrulukla konu. Tespit edip ne eksikse evet. onu yerine koyabiliyoruz artık. Evet. Evet, ben de o yani yöntem nasıl? Var. O da bir ölçüm. Yine dışkı. Kanlı yine dışkıdan. Dışkıda özel ölçüm ama bunda genom analizine kadar gidilebiliyor. Hmm. Yani evet, bakterinin ilginç. Genomunu bile analiz edebiliyorsunuz. Evet. Ve bakterinin genini analiz ediyorsunuz. Tabii, tabii. Ben doğru anladım bakteri, değil mi? Tabii bu bakteri. Bizim gen bitti şimdi bakterinin geni bilim. Tabii. Çünkü çok onlar ele geçirdiler konuyu. Yani bu konuda buyurun Emel hocam. Gerçekten çok fazla çalışma yapılıyor. Ve doğru bir şekilde tespit edebilmek için bakterilerin nelerden, hangi bakteriler olduğunu anlayabilmek için Orhan hocamızın da söylediği gibi genetik analiz yapılıyor. Ve bu genetik analizde tabii o kadar çok bakteri var ki burada binden fazla çeşitli bakteri var. Daha sonra bu kompüterize sistemlerle bir takım bioinformatik dediğimiz çok ileri kompüterize kompüter programlarıyla incelenip yapı nedir o anlaşılıyor. Ve sonra bu bayağı çok gerçekten çok detaylı bir konu. Ve mesela çok önemli bir mesela konu bir mikroptan bahsediyorsunuz. Bu mikrobun bir türü var, bir de cinsi var. Mesela Lactobacillus dediniz bir türü. Türü ve cinsi. Türü dediniz. Bir dakika evet. O buraya hemen hocam Emel hocam. Türle cinsin yani türü dediğiniz nasıl? Yani hangi akrabalardan geliyor, kimden ayrılmış? Mesela ayrılır. Farklı türden olan bakteriler birbirleriyle üreyemiyorlar. Ama farklı cinsten olanlar belki yürüyebilirler. Bir adı ve soyadı var bakterilerin. Lactobacillus mesela diyelim ki Rorus diyeyim mesela. Cinsi Lactobacillus türü de Rorus. Ne güzel bunlar evet, bilim tabii. adına. Ama ta bu türüne kadar bakıyorlar. Yani. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Güzel taraf sağlıklı bireydekilerle hasta bireydekileri karşılaştırıp aradaki farkları görebiliyoruz evet. şimdi. Çünkü sağlıklı büyük bireyde gelişim. Demek ki bazı bakteriler daha fazla ve o bakterilerin esas görevi ne? Nerede işe yarıyor? Bu benim işimde de obezitedeki farkları ortaya çıkarmaya başladı şimdi. Çok faydalı. Şimdi. Evet. Yani evet. artık çok hocam ilginç. Tıp farkında mısınız? Eskiden daha kendi alanında ilerlerken şimdi kendi alanı ve yan alanlarla bütüncül tıp bence bu çağın en büyük hediyesi bize. Teknolojinin getirdiği en büyük hediye diye düşünüyorum. Söylemeden edemedim çünkü her programda heyecanlanıyorum. Tekrar bir konsültasyon, bir ekip işiyle bir hastalığa bakabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz bence ülkece, dünyaca öyle düşünüyorum. Tek çok kişi doğru. her şeyi kesinlikle kendi başına halledemez. Bu evet. bir ekip çalışması. Evet, kesinlikle. Diyetisyenle beraber olacaksınız. Diğer multidisipliner ekiple diğer tıp çok önemli. Çok etkiliyoruz birbirimizi. Yani çok önemli. Evet. Psikiyatri zaten her şeyde mutlaka destek ve çok önemli bir belirleyicilik oluyor. Şimdi aslında onu da sormak istiyorum. Beynimiz ve bağırsak ilişkisinde birkaç detay ama biz halkımıza sorduk. Bakalım onlar bu nasıl hangi açıdan bakmışlar bu ilişkiye? Öğrenelim efendim. Vücudumuzda hangi organımız ikinci beynimiz olabilir? Bağırsağımız. Kalbimiz. Midemiz. Bağırsaklar. Bağırsaklarımız. Bağırsaklar. Sizce neden bağırsaklar ikinci beynimiz? Bağırsak florası sindirimi sağlayan bölgemiz. Yediklerimizi yeterince sindiremezsek fayda sağlayamayız, vitamin alamayız. Gerekli besinleri, gıdaları alamayız. O zaman da hasta oluruz. Tüm şey oradan geçiyor. Vücudumuzda ne yediysek, ne yaptıysak. Vücudumuzun işleyişine çok yakınlar ilişkili. Hatta şöyle diyorum bazen, bağırsaklar birinci beynimiz. Çünkü nörotransmitterler, serotonin hormonu, mutluluk hormonu dediğimiz yaşamsal faktörlerin İçerdiği bütün hormonların pek çoğu bağırsaklarımızda. Çünkü yediğimiz çok önemli. Yediğimizle ilgili her şey beynimize gidiyor ondan sonra.
Bağırsak sağlığınıza dikkat eder misiniz? Evet, çok dikkat ediyorum. Bağırsaklarınıza sorun olduğunu düşündüğünüzde neler tüketirsiniz? Özellikle lifli gıdalar tüketiyorum. Zaten su çok içiyorum. Özellikle çok sıkıntılı yaşadığım için bağırsaklarımla ilgili bunlara çok dikkat ediyorum. Yoğurt tüketmeye dikkat ediyorum. Bol su içiyorum. Kayısı yiyorum. Probiyotikler kullanıyorum genelde ve işte posalı yiyecekler yemeye dikkat ediyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Paket ürün kullanmıyorum. Daha çok yeşillikler, yeşil sebzeler, lifli besinler, onları tüketiyorum. Son dönemde bağırsak sağlığı ile ilgili çok fazla da haber yapılıyor. O bakımdan da son dönem içerisinde herhalde bu ıspanaktan falan da bir takım zehirlenmeler oldu. Dolayısıyla her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sindirim sisteminin en önemli şeyi bağırsak. Bütün hastalıkların bağırsaktan başladığına dair doktorlardan devamlı bir takım şeyleri dinliyoruz. O bakımdan çok önem veriyoruz. Gerçekten gurur duyuyorum. Evet. Değil mi? Çok, çok güzeldi. Güzel anlatmışlar. Sorular, cevaplar, ifadeler. Yani toplumca bilinçlenme bilincine sahip olmak bence çok önemli, çok bir mutluluk sebebi. Teşekkür ediyorum size, sevgili İrem Yavuz'a ve kameraman arkadaşımıza da tabii ki teşekkür ediyorum. Sevgili Bahar, depresyon artık hepimiz hani, hatta aslında bir sorum daha var, o bana ait, bir tane de sorularım da var. Önce şeyi sormak istiyorum, depresyon bir bağırsak hastalığı mı değil mi? Bir de her insan, ben öyle duymuştum yıllar önce, işte ömründe 5-6 kere depresyon geçirebilir, hani o onu güçlendirir, grip gibi bağışıklık sistemi nasıl güçleniyorsa depresyon da insanın ruhunu güçlendirir diye. Önce doğru mu? Onu sormak istiyorum. Aa, bu ikinciden başlayayım. Lütfen. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Sordun çünkü. Depresyon ruhumuzu güçlendiren bir hastalık değildir. Bir kere depresyon her şeyden önce ciddi bir hastalıktır. Ciddi bir ruhsal problemdir. Ruhumuzu güçlendirmek yerine elbette ki bazı bilişsel fonksiyonlar dediğimiz düşünme, yargılama, anlama gibi kognitif işlevlerimizde bile yıkım yapabilir. Depresyonu çok sık geçiren insanlar daha sonrasında ciddi unutkanlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kalabilirler gibi. Bunlar güçlenmemize neden olmaz. Ama sanıyorum senin belki de etraftan duyduğun şey daha çok şu. Hüzünlenmek, acı çekmek. Hep deriz ya, acı bir öğretmendir. Travmatik şeyler mi yani? Travmatize olmak güçlendirici değildir. Travmalardan ne anlam çıkardığınız güçlendirici olabilir. Yine sizden çıkan. Eğer bir anlam dünyasına bağlayabildiyseniz çok bir güzel güçlendirici olabilir. Çok güzel söylediniz. Ama bir yandan da hüzünlenmek, kederlenmek, acı çekmek çok doğal insan duygularıdır. Bunların hastalıkla bir ilgisi yoktur. Çok karışır depresyonla. Biz bunlara maruz kaldığımız zaman depresyonda demek, depresyondayız demek değil anlamına gelmez. Bunlardan biz kendimize ait bir hikaye yaratabilirsek, neden acı çektiğimize dair, hayatımızda ne olduğuna, bizim katkılarımıza, yaşantımızdaki ilişkilere, bunlardan sonra belki güçlenebiliriz. Evet, ama şimdi depresyon bambaşka bir hikayedir. Dolayısıyla bir ilk soruna dönersem, bağırsak değil beyin hastalığıdır. Beyin hastalığı. Peki öbür bağırsak ve beyin ilişkisinde kullanılan ilaçların bir etkisi var mı? Bağırsak florasını bozmak anlamında. Bağırsak florasının bozulması depresyonla. Depresyon ilaçları Orhan hocama sormam gerekiyor burada. Antidepresan. Evet, antidepresanların. Bağırsak florasının etkisi var mı? Antidepresanların var tabii. Bağırsaklarla ilişkisi var. Zaten bizim hastalarımızın çok sık olmasa da kabızlık gibi sorunları daha fazla olmak üzere bazı bireylerde de ishal yaratabiliyor antidepresan ilaçlar, ama çok yüksek olasılıkla kalıcı olmuyor. Geçici oluyor. Vücut bununla baş edebiliyor ve kayboluyor daha sonrasında. O zaman tam o noktada aslında Orhan hocamın da alanına giriyor. O ilaçların etkisini sormak istiyorum ve yine probiyotiklerin orada desteği var mı, onu sormak istiyorum size. Şimdi tabii ki kullandığımız her ilaç vücuda girdikten sonra ya bağırsak yoluyla atılır, ya karaciğer, ya böbrek, ya da nefesle atılır. Şimdi bir de yan etkileri vardır. Bizim aldığımız antidepresanların birkaç tipi var. Trisiklik dediğimiz, daha önce kullandığımız antidepresanları, ki yıllar önce çok kullanırdık biz bunları, kullandığınız zaman kabızlık olur. Ama yeni tip olan, serotonini arttıran tiptekiler daha çok bağırsak hareketlerini hızlandırırlar. Ama kiminde de çok fazla yan etki yaratmazlar. Evet, ilaçlar bağırsak hareketlerini etkiler. Bağırsak hareketleri çok fazla olursa mikrobiyatayı
kısmen etkiler ama çok fazla bir etkisi yoktur. Bir antibiyotikler gibi antidepresan ilaçların bağırsak mikrobiyatasını bozucu etkisi yoktur. Bu önemli bir bilgi. Tabii ama hani bağırsak hastalıkları beyni etkiler mi? Bizim bazı hastalıklarımız var. Mesela bizim ülseratif kolit deriz. Kalın bağırsağın özel bir hastalığı veya Crohn hastalığı deriz. Crohn hastalığı da ince bağırsakla kalın bağırsak birleşim bölgesinin bir hastalığıdır. Oranın iltihaplı bir hastalığıdır. Bunlar vücudun kendi hücrelerine saldırmasıyla oluşur ve çok ilginçtir. Ülseratif kolitle beraber %30 depresyon olur. Crohn hastalığıyla beraber de %40 depresyon olur. Yani kişinin aslında bağırsak hastalığı vardır. 6 sene önceden psikiyatriste, psikologlara gider, çevresine söyler, hep benim mut bozukluklarım var veya psikolojik bazı rahatsızlıklarım var, depresyondayım, sıkıntıdayım diyebilir. Veya açıklanamayan şikayetleri vardır ama 2 ile 6 yıl arasında da altta yatan bağırsak hastalığı çıkabilir. Bahar, böyle bilgiler geldi mi? Var mı yaşadığın? Bu zaten çok da genel bir bilimsel veridir. Bazı genel tıbbi durumlarda, bazı hastalıklarda, diyabet de buna dahil, işte vücudun başka organları ile ilgili başka sorunlar dahil, özellikle tiroid hastalıkları buralarda zaten depresyon eşlik eder. Biz depresyon hastalığını çalışırken mutlaka genel tıbbi bir durum olup olmadığını ekarte etmek zorundayız öncelikle. Yani bu gerçekten sadece beyin hastalığına bağlı bir durum mu, yoksa vücutta başka olan bir yerden herhangi sinyal bir genel tıbbi bozukluğun etkileri mi? Onu mutlaka ekarte ederiz. Öyle olduğu zaman da kodlamamızı değiştiririz. Majör depresyon demek yerine genel tıbbi duruma bağlı depresif bozukluk deriz. Ve tedaviyi birlikte götürürüz. Konsültasyonla birlikte götürürüz. Ve oradaki depresyonun niteliği, şekli, oluş biçimi, başlangıcı, sonlanışı her zaman için çok daha farklıdır. Yaşayış biçimi de çok daha farklıdır. Bunların ayrımlarını psikiyatrik anlamda da mutlaka yapıyoruz. Yapıyoruz değil mi? Evet, ilaç tedavisi ve psikoterapi tekniği de o zaman çok farklıdır, değişir. Evet, Emel Hocam, nörolojik olarak baktığımızda hani beynin çalışmasını bağırsakla ilişkilendirdik ama o hormonların aslında önce şunu sormak istiyorum aslında. Kişi yaşam tarzıyla hormonlarını yönetebilir mi? Yani hayır, destekler mi, ya da daha doğrusu yaşam tarzı destekler mi? Yaşam tarzı. Beynin hormon üretmesini. Hani biraz önce söyledik ya, doğru beslenmek, spor, yaşam. Tabii ki. Olabilir. Şimdi şöyle bir şey. Mesela yapılan çalışmalarla dan eğer fikir alacak olursak, mesela erken yaşlarda annesinden ayrılan kişilerde mesela stres hormonlarının daha yüksek olduğu bulunmuş daha ileriki vakitlerde. Gerçekten önemli. Erken dönemlerde, özellikle çocukluk döneminde yaşanan stresler daha sonra ki dönemde hayatta kişilerin stresi kaldırma kapasitelerini farklılaştırabilir açıkçası. Yaşananlar, beslenme, yaşam biçimi. Tabii. Beslenme de bunun içinde. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi mesela annenin beslenmesi çocuğu etkiliyor. Çocuğun ilk doğduğu zaman anne sütü alıp almaması, bunların hepsi bir şekilde o dediğimiz stres aksı dediğimiz bir aks var, bir hormonal aks var. Onu etkileyerek beynin yani kişilerin stresi karşı olan yanıtlarını değiştirebilir. Şöyle bir şey, bazı insanlar çok basit bir şeye sinirlenebilirler ya da strese girebilirler. Ama bazıları daha tolerable olur, daha böyle telafi eder. Zaten etkiliyor yani beynin çalışma prensibini. Mesela burada bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Psikoterapi öncesinde ve sonrasında kişilere bakılmış. Psikoterapiden daha öncesinde bu kortizol aksı ne durumda ya da diğer hormonlar ne durumda, nörotransmitterler. Psikoterapiden sonra, yani iyileşme sağlandıktan sonra, iyilik halinden sonra tekrardan bakılmış. Ve ciddi oranda daha sağlıklı düzeylere geldi. Görülmüş. Yani iyilik hali tutun ki beynin yapısını değiştirebiliyor. Şimdi nöroplastisite dediğimiz bir şey var. İnsanın genetik yapısını değiştirebiliyor artık iyilik hali. Çok kıymetli bir bilgi bu. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Nöronların yapısı değişiyor yani. Bu o kadar kıymetli bir bilgi ki iyilik hali. Lütfen sevgili seyirciler, Bahar Hanım'ın dediği bunu bir araştırın. Hani kafanızda yoğurun.
o hal birçok yere çünkü sirayet edebiliyor. Çocuklarımıza ilettiğimiz çok, gen çok, yapımız değişiyor. Çünkü çok, kendi genetik yapımızı değiştirebiliyoruz artık nöroplastisiteyle. Evet. Çok çok kıymetli bir bilgiydi. Ben cebime de aklıma da almıştım uzun süre. Ama altın çizme niye oldu? Sevgili Güneş vardı. Ve aslında Orhan Hocam aynı soruyu soracağım. Şimdi tek tip beslenmeler. Senin beslenme alanın daha sonra bağırsaktaki bunun tezahürü nasıl oluyor? Bu şimdi diyetler işte... Bir sürü var. Ketojenik, protein, popüler diyetler diyelim. Evet. Önce oradaki fikrini merak ediyorum. Daha sonraki bağırsakta nasıl karşılanıyor bu durum onu öğrenmek istiyorum. Ben tek tip olan her şeye karşıyım. Hmm. Yani tek tip olan duygulara da, tek tip olan yiyeceklere de, tek tip olan. O yüzden ne kadar çok çeşit varsa hayatımızda İnsanın o kadar. İnsanın kaotikliğine uymuyor. Uyumuyor. Şöyle bir şey var. Benim öğrendiğim, dinlediğim bütün hikayelerde şöyle bir hikaye var gerçekten. Bizim doğum şeklimizden bahsettik ya az önce. Normal doğumla mı, sezeryanla mı dünyaya geldik? Hatta biz annemiz bize hamileyken annemiz neler yiyip içebildi? Biz anne sütü alabildik mi doğduğumuzda? Ek gıdayla nasıl tanıştık falan filan. O kadar çok etkileyen şeyin içinde bir de ne var biliyor musunuz? Yaşadığınız çevre, hangi şehirde doğdunuz, köyde mi? Hangi coğrafya? Hangi coğrafyada bir apartman dairesinde sterilize bir ortamda mı büyüdünüz? Yoksa siz toprakla ağacın üstünde oynayarak elmayı dalından kopararak mı? Bütün bunlar mikrobiyotayı hepsi etkiliyor. Dolayısıyla tek tip beslenme. Tek tip beslenmenin iyi olması mümkün değil o yüzden bu durumda. Ne kadar çok bakteriyle tanıştıysak, ne kadar çok yiyeceğin içinden bakteri toplayabildiysek, iyi bakterileri o kadar güçlü ve şanslıyız demektir. Bağırsak nasıl karşılıyor hocam bu durumu? Tek şimdi tipi. Aslında tabii bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen prebiyotik maddelerden bahsetmiştik. Yani iyi bakterileri besleyen gıdalar. Şimdi bunun içinde sindirilemeyen böyle kompleks şekerler vardır. Ve bu kompleks şekerler aslında liftir. Lifleri biliyoruz. Bu gıdaları lifler, açıklıyorsunuz gıda, şimdi değil mi hocam? Lifler mercimekte de vardır ama muzda da vardır. Lahanada da vardır. Karnabaharda da vardır. Lif oranı en yüksek olan gıdalar. Evet bunlar lif oranı çok yüksek gıdalardır. Ama her birinin kompozisyonu farklıdır. Sonuçta biz bağırsaktaki bakterileri sadece mercimekle beslemeye kalkarsak... Ne olur hocam? Yetmez. Tek tip yetmiyor. O zaman... Bağırsak ne diyor orada? Bağırsak buna bakteri çeşitliliğindeki azalmayla yanıt veriyor. Aslında bağırsakta 500 çeşit bakteri vardır yaklaşık. Kişiye göre değişmekle beraber 400 ile 500 arasındadır. Ama antibiyotik kullanmış, iyi beslenememiş, tek tip sadece protein ağırlıklı beslenmiş ki böyle diyetler var. Evet. İşte o durumda bağırsaktaki bakterilerin sayısı ne oluyor azalınca? Azalır. Azalınca da işte ona biz disbiyozis diyoruz. Yani bağırsaktaki bozulma. Hücrelerin veya pardon bu bakterilerin kompozisyonu değişmiştir. Azaldığı anda bağırsak duvarında inflamasyon oluyor. Vücut yani iltihap mı oluyor? İltihap oluyor. İltihap oluyor. Bağırsak duvarında çünkü bu bizim... çeşitli bakterilerimiz 400-500 çeşit olan öyle ilginçtir ki dışarıdan aldığımız zararlı mikropları bağırsak duvarına yaklaştırmazlar. Evet. Onlar geldiği gibi atılır gider. Bakın ne güzel anlattınız. Yani oraya yaklaştırmazlar. Evet. Yani yer bizim, kapıcı gibi düşün. Önüne tabii. geçerler. Bu bir yarışmalı hadisedir. Sonuçta ağızdan aldığımız kötü huylu bakterilerin çoğunu mide asidi nötralize eder. Ama mide asidi zayıfsa, dışarıdan çok bakteri aldıysanız veya şimdi yaptığımız gibi çok fazla mide ilacı kullanıyorsanız bunlar kalın bağırsağa gider. Eğer ki kalın bağırsaktaki bizim iyi bakterilerimizin sayısı, çeşitliliği çok iyi değilse de bu kötü bakteriler maalesef iyi bakteri engelini aşıp duvara yapışırlar. Duvara yapıştıktan sonra iltihaplanma ve kana karışma diğer çok organlara şey ulaşma durumu hocam. Ortaya çıkar. Sonuçta biz bundan dolayı tek tip beslenme bizim aslında bağışıklık sistemimizi düşürür. Onun için biz bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeliyiz. Hani biraz evvel konusu geçmişti ya, iyi bakterileri aldığımız zaman veya bu bağırsaktaki bakteriler bizim immün ya da bağışıklık sistemini güçlendirir dedik. Evet. Aslında buradan geliyor. Mesela hayvan çalışmalarında steril yetiştirilmiş hayvanların yani hiç midede veya bağırsakta bakteri yok. Bağışıklık sistemine bakarsanız yok gibidir. Evet, bağışıklık sistemi hiç yok. Ama bu doğumdan itibaren aldığımız iyi bakteriler kalın bağırsak veya sindirim sistemi duvarlarıyla etkileşerekten onun arkasındaki bizim koruyucu bağışıklık sistemimizi dehşet güçlendirirler. Ben, ne kadar çok bakteriyle karşılaşırsak ve etkileşim olursa
O zaman bağışıklık sistemi o kadar güçleniyoruz. Daha güçlü olur. Onun için suda oynayan, dışarıda oynayan çocukların bağışıklık sistemi daha fazla olur. Ve bağırsak hastalıkları, bu biraz evvel bahsettiğim kron veya ülseratif kolit gibi hastalıklar dışarıda, bahçede oynayan, evde steril yetiştirmeyen çocuklarda çok daha az. Eskilerin tabiriyle, tabiri caizse toprak çocuğu olur, balkon çocuğu olmaz. Toprak çocuğu her zaman daha güçlü olur, toprak gibi olur ama balkon çocuğu derlerdi eskiler. Aslında çok doğru. Yine her şey geliyor doğaya dönüş, doğayı doğru değerlendirmek, doğayı doğru tasarruf etmeye. Ama tam da bu noktada besinleri sormak istiyorum. Evet, şimdi hangi biz besinler? Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Şimdi hem probiyotikleri aldığımız besinler var, bir de hocamın söylediği gibi bağırsaklarımıza probiyotikleri yollayacağız ama onların yemekleri dediğimiz prebiyotikleri de yollayacağız. Bu ne demek? Bir kere probiyotikten zengin besinler var. Bunların en başında da tabii ki hepimizin bildiği gibi yoğurt geliyor. Hı-hı. Yoğurt çok değerli bir besin. Bağırsaklarımızın en sevdiği besinlerin başında gerçekten. Bununla beraber şimdi son dönemlerde gördüğümüz probiyotikten zengin yoğurtlar da çıktı. Bu da iyi ama şu anlama gelmiyor. Bu ara çok yükleniliyor ama o duruma. Yani her şey probiyotik, kontrol yok. Yani ne kadar alıyoruz bilmiyoruz. Bizdeki ihtiyacı bilmiyoruz. Fazla mı? Bu sefer çünkü probiyotiğin fazlası da zarar vermeye başladı. Belki birazdan ondan da bahsedeceğiz. Bu SIBO dediğimiz problemden. Ama probiyotiğin dozunu şu an kontrol edemediğimiz için sadece şuna dikkat etmeliyiz. Çok sık hastalanan biriysek, bağışıklık problemleri yaşıyorsak, gaz sindirim sistemiyle ilgili sorunlar yaşıyorsak o zaman probiyotik eksik mi acaba diye düşünmeliyiz. Peki yiyeceklerimiz neler olmalı? Yoğurt birinci sırada. Bundan ikinci sırada hemen turşu geliyor. Turşular probiyotikten çok zengindir. Boza çok zengindir. Boza çok, çok değerlidir. Tarhana çorbası çok zengindir. Fermente edilerek onun yapım aşamasını düşünürsek tarhana hepimizin sofrasında eskiden daha çok vardı. Şimdi biraz unutulmaya başladı gibi geliyor bana. Sanki böyle daha yeni çorbalar, karışımlar daha popüler oldu. Ama tarhanayı unutmayın ne olur. Çok değerli bir probiyotik çorba. Onun dışında da tabii ki fermente ürünlerin çoğunda var. Ama sirke. Sirkede de var. Turşu o yüzden değerli. Hı-hı. Turşunun içine de sirke girdiği için. Kefir çok önemli. Kefir hepimizin hayatında yok. Çok sevemedik onu. Böyle hani ayranı ekşi içmek gibi, bozuk ayran içmek gibi diyorlar ama gerçekten probiyotik zengin olduğu için de öyle bir tadı var. Ama bütün bunları hayatımızda sürekli ne kadar tüketebiliyoruz bunu kontrol edin. Bunlar yetmiyor. Yanına bunu destekleyen gıdalar gerekiyor. Onlar da işte liften zengin dediğimiz brokoli gibi, karnabahar gibi. Özellikle çavdar gibi, yulaf gibi lif oranı yüksek karbonhidratlar. Bir de soğan, sarımsak ve pırasa. Bu üçü çok değerli. Çok yine probiyotikleri besleyen gıdalar bunlar. Sadece probiyotik almak yetmez. Bu gıdaları da tamamlamamız gerekiyor. Hep bu Emel Hocam, bazı gıdaların şimdi Bahar çok güzel anlattı psikolojiyle ilişkilendiğini. Daha da soracağım Bahar'a ama bazı gıdaların da işte beyne çok faydalıdır. Hani duyuyoruz, ceviz beyine çok faydalıdır. Aynı da şekli de benziyor derler. İşte var mı böyle bir şey? Yani hani biz de bağırsak ve beyin ilişkisini konuşurken besinlerin beynimize de faydası var mı diye sormadan edemedik izninizle. Tabii ki. Olmaz olur mu? Şimdi şöyle bir şey. Mesela bir takım besinleri, bir takım ne proteinleri, o proteinlerden pek çok yapı, yani transmitterler yapılıyor, hormonlar yapılıyor. Bunları mesela vücudu kendi sentezleyebiliyor, kendi yapabiliyor. Ama bazı şeyleri dışarıdan almalıyız. Bazı maddeleri dışarıdan almalıyız. Mesela? Kesinlikle besinlerden. Mesela triptofan dediğimiz bir şey var. Amino asit, protein yapısı var, yapı taşı var. Onu dışarıdan alıyoruz. Alabiliyoruz dışarıdan. Evet, vitamin olarak mı alabiliyor? Yani besinlerden alabiliyoruz. Mesela bu dediğimiz muz, işte çikolata, işte yoğurt, süt falan dediğimiz şeyler falan var ya. Onlar işte triptofan içeriyorlar. Yani mutlulukla ilişkisi var o zaman Bahar'cığım. Ne yedikleri var? Ya ben de çikolata da oluyor mesela. Kesinlikle. Bazen olsaydı çok tatlı olurdu. Bol bol çikolata yani. Harika bir şansımız. Peki anlık mı o? Triptofana ihtiyacı var gerçekten serotonin üretimi için. Sanıldığı gibi zaten bağırsakta üretilen serotonin, bağırsakta %90 üretiliyor serotonin ama kan-beyin bariyerini geçemiyor. Triptofan geçiyor, beyinde de serotonine çevriliyor. Ama serotonine çevrilmesi yetmiyor mutluluğumuz ve iyi hissetmemiz için.
Çünkü oradaki serotoninin nasıl kullanıldığı çok önemli. Umut verici konuşacağım. Hocam. O da yetmedi var. Çünkü oradaki reseptörler çok çok önemli. Serotonin ne hızda yıkıldığı. Bunlar da bireysel farklılıklar ve beynimizin oyunları. Ya. Ne kadar hızda yıkıldığı, ne kadar çok ne güzel. İşlevsellikte kullanıldığı, hangi reseptörlerde ne kadar çok alındığı, nöronların arasında kaldığı. Bütün bunlar bizim duygularımızı, iyilik halimizi etkiliyor ve düşünce yapımızı etkiliyor. Ve davranışlarımızı etkiliyor. Ama dolayısıyla içeri giren triptofan ne kadar fazla o kadar mutluluk olamıyor. Onun ne şekilde kullanıldığı çok çok güzel önemli söyledin. Beyinde. Bankada param var ama ne şekilde kullandığın. Değil mi? Hani öyle bakmak lazım. Bütün neye kullandığın. Çünkü işe yaramıyor fazla para. Çok güzel örnekti. Mesela bazı tümörler vardır. Triptofanı aşırı salgılar. Mevcut varlığından olması gerekenden çok çok fazla salgılar. Aa. Bir bağırsak tümörüdür. Hocam çok iyi bilir. Aa. O zaman mutluluktan ölmesi lazım bu kişilerin. Gerçekten. Neuroendokrin tümörlerde. Evet. Yani o mutluluktan ölmüyor bu kişiler. Dolayısıyla bu triptofan çok para tek var kullanılmıyor gibi bir şey. Evet. Oradaki mekanizmalar çok, çok önemli. Çok para var. Depresyon bankaya gidecek da, halin yok gibi bu yani. Bu kadar karmaşık oradaki mekanizmalar. O yüzden zaten hani iyilik halinin öyle bir çikolata ile bir buzla alakası yok. Başka yöntemler çok çok önemli. Biz şeyle mi? Psikososyal yöntemler çok önemli. Çok fazla var. Biz bahar şeyle mi karıştırıyoruz? O andaki hazla mı mutluluğu karıştırıyoruz? O da dopaminle ilgili, serotoninle de ilgili. Değil mi yani aslında onu yerken? O sırada salgılanan şey dopamindir. Haz duygumuz değil dopaminle mi? İlgilidir. Dopamin hızlıca çıkar, haz alırız, iner. Bu ama o mutluluk değil işte. O haz. Biz hazlanıyoruz aslında. Mutlu olduk. İyi hissetme halidir. Ortalamanın üstünde iyi hissetme halidir. Bunu işte pek çok şeyi daha haz alabildiğimiz pek çok durumdan alıyoruz. Bağımlılıklar da öyle gelişir zaten. O yüzden bize çok haz veren besinlerde de deriz de karbonhidrat bağımlılığı çok sürpriz değil. Bir yandan çok dopamin salgılamamıza sebep oluyor ama hızlıca da iniyor. İşte yani yoksa orada dopamini habire salgılatırdık bu sefer de gene çok mutlu olurduk. Orada bir kişi olurdu. Şeye karar verecek herhalde değil mi? O andaki mutluluk mu? Sonraki mutsuzluk mu? Oradaki uzun vadeli orada karar işte yine kişiye ait oluyor ve yaşam biçimi ona göre değerlendiriliyor. Aynı şeyi başka şekillerde söylüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yani şunu alalım da şöyle olsun hemen anlık bir karşılık beklemek. Değil de yani bütün her şeyden mesela o triptofanı şeyin vücudun ihtiyacı var. Sonuçta bir mekanizma söz konusu ve karşılıklı etkileşen bir mekanizma söz konusu. Yani hep çikolata yiyelim mutlu olalım diye bir çıkarım. Ben asla demek istemiyorum. Tabii tabii. Yok zaten öyle algılamadık. Yok öyle. Ama biz hepimiz öyle algılıyoruz. Evet, hocam bu sizinle alakalı. Bizimle alakalı. Duymak istiyoruz. Evet yani eğer ki esansiyel bir kesin dışarıdan alınması gereken bir şey ise ve o vücudun doğru işlemesi için, bağırsaktaki mekanizmanın doğru işlemesi için gerekliyse onu almalıyız. Ve bağırsaktaki sağlık dengeye sonuçta beyindeki dengeyi bir şekilde etkiliyor. Ama gidip çikolata yiyelim hep mutlu olun, depresyon bitsin. Ya aslında sistem bozulduğu an her şey beyni etkiliyor. Evet, çünkü beynin çalışma prensibiyle sistemin çalışma prensibi çok paralel gittiği için. Yani orada bir şey bozuluyor ama bağırsakta sanırım biraz daha bu önde. Çünkü bağırsağı ile ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar daha depresif, yani daha mutsuz olabiliyorlar. Bir de daha sık görülüyor belki de o yüzden. Semptom daha hani fonksiyonel bir organ olduğu için böbrek sorunlarımız onun kadar etkilemiyor. Çünkü ya da işte diğer sorunlarımız, çok güzel diğer organ sorunlarımız onun kadar etkilemiyor. Fonksiyon duruyor orada. Ama orası sürekli işleyen bir mekanizma. Durduğu fonksiyonu zaman fazla olması etkiliyor. Demek çok sorun demek. Bir şeyin çok işlemesi çok sorun, çok kullanılması çok sorun demek. Dolayısıyla da az kullanılması tabii ki orayla daha fazla iletişime geçmek ihtiyacı hissediyor. Ama yine de bizim ekranımızda uzun zamandır yazıyor ikinci beynimiz, bağırsaklarımız diye. Peki o zaman niye ikinci yolculukta? İkinci bir beyin aramaya bence gerek yok. Beyin değildir, bağırsaklar. Yani çalışma prensipleri adına. Ama hani birbiriyle karıştırmak bence biraz tehlikeli olabiliyor. Çözümü yiyeceklerde aramak. Çünkü şu anda en popüler konu bu. Beynimizle ilgili meseleleri çözebilmek için duygularımızla ilgili yiyeceklerle ne yapabiliriz? Orada çok güzel söyledin. Evet, orada bir yönlendirme var. Bu yönlendirmeye de birinin dur demesi gerekiyor. Böyle programlarda tek başına
Nasıl tek başına bir beslenme olmayacağı gibi tek başına bir fikir. Evet. Tek başına bir besinin de bunu yapmam kesinlikle çok yapamaz. Normal ben yani. Ben bir de bu kadar etik bir grup yani bu konuda çok fazla programa çıktım ama bu kadar etik bir grupla önce sana teşekkür ederim. Ay çok utandım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ olun. Ediyorum. Çok ben de çok şey ediyorum. Öğreniyorum şu anda ama o kadar etik ve bilimsel anlatıyorlar ki. Çok mutlu ettin çok bizi. Çok güzel oldu. Yani amacımız da zaten birlikte bir şeyleri başarabilmek. Siz de çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Hocam çok güzel söyledi Bahar Hanım. Yani hani biz tek bir şeye bekliyoruz ama biz hep duyarız. Seyahate çıktım. Bağırsaklarım çalışmıyor. Evet. Ya da işte sinirlendim. Bağırsaklarım orada ne oluyor yani beyin mi bağırsağı ya da oradaki coğrafya mı hava mı su mu nedir bizi etkileyen? Tabii yaşam şeklimiz değişiyor bir de aldığımız gıdalar değişiyor gıdaların kompozisyonu işte içerdikleri katkı maddeleri eklenen soslar içindeki yağ miktarı. Karbonhidrat miktarı. Bunların yüksek rakım bile değil mi etkili olabiliyor? Tabii alıştığımız düzeni bunların hepsi değiştiriyor. Yani sonuçta biz seyahate çıktığımız zaman normalde evdeyken normal bağırsak alışkanlığımız varken birdenbire kabız olabiliyoruz. Tabii bunun başka faktörleri de var. Seyahate çıkanlar her tuvaleti kullanamaz. Evet. Bu da ayrı bir sıkıntı yaratır. Gitmediği zaman da birikim yapar. Bağırsak hemen küsüyor değil mi hocam? Yani çok, çok hassas, çok, çok alıngan etkili. Bir organ. Vücut yani. Aslında tümüyle bir entegre sistem. Evet. Yani beynin ulaşmadığı yer yok aslında. Parmak ucumuza kadar da ulaşır, göze de ulaşır, böbreğimize de bağırsağa da ulaşır. Ama tabii ama Bahar Hanım dediği gibi fonksiyonel olduğu için bağırsak, hemen... Tabii bağırsak fonksiyonlarından çok sık haberdar oluruz. Olabiliyoruz. Tabii yani mesela dışkılama sayısı... Şimdi onu soracaktım. Hocam bunun olması yani mutlaka bir şeyi vardır değil mi? Ölçüsü vardır günlük bağırsak hareketlerinin. Burada biz nerede acaba hani fazla oldu ya da hiç olmadı diye kaygı duymalıyız ya da hangi sürede yani bir aylık bir süre mi bir haftalık bir süre mi? Burada bize bir böyle bir anahtar verirseniz seviyoruz. Tabii. Şimdi günde 2'den fazla tuvalete çıkmak, özellikle sulu şekilde çıkmak ishal kabul edilir. Ama haftada özellikle 2'den az dışkılama varsa bunu kabızlık kabul ederiz. Hatta bazı ekollere göre de haftada 3'ten az tuvalete çıkmak kabızlık kabul edilir. Ama kabızlığın tek bir tanımı yoktur. Kabızlık da şekilleri bu bir sadece sıklığı tarif eder. Aynı zamanda dışkının sert, katı olması yine kabızlıktır. Hepsi bir işaret. Bir üçüncüsü ıkınarak çıkmak. Eğer ki kişi ıkınarak tuvalete çıkıyorsa sayısından bağımsız bu yine bir kabızlıktır. Bakın yani her şekli yani şey de önemli o zaman yani. Tabii katı olması, her gün çıkıyor ama ıkınarak çıkıyor. Orada bir problem mi var çıkıyor, diyoruz. Katı çıkıyor. Bu sorunlar yaratır. Çünkü ıkınarak çıkmak zaten özellikle perianal bölge dediğimiz bölgede tam dışarıya çıkış bölgesinde sorunlar yaratır. Çatlaklar yaratır. Belli bazı durmadan ıkınmaya bazı fıtıklar olur. Hemoroid problemler olur. Hatta kalın bağırsağın en üst tabakası aşağıya doğru sarkarak çıkar. Onun için kabızlık mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Besinleri, şimdi onu söyleyecektim. Hemen güneşe dönecektim hocam izninizle. tabii ki bu noktada herhalde birlikte çalıştığınız bir alan değil mi bu? Evet. Sizle, sizin. Evet. Peki, biz hocamın dediği gibi bir iki günlük bir şey zaten süre çok uzayınca orada daha tıbbi bir müdahale gerekiyor değil mi? Hani bir aylık, iki aylıklarda bahsediyoruz ama bir haftalık, hani kısa süreli kabızlık ve ishalde neler, hangi besinler tüketilmeli? Biz şöyle yaparız, takip ederken düzenli tuvalet alışkanlığı var mı sorarım ben mutlaka. Yani her gün tuvalete çıkıyor mu, kaç kere çıkıyor ve ya da çıkmıyorsa da maksimum süre ne? 3 günü geçiyorsa zaten bir sorun var deyip hemen yönlendiririm. Çünkü ama şöyle zaten ben kişilerin yiyeceklerini, yediklerini, içtiklerini takip ettiğim için bir eksik var mı yok mu ilk önce buna bakıyorum. Lif eksik olabilir, yağ eksik olabilir. Çünkü biz hızlı zayıflamak adına yağsız diyetleri çok fazla yapıyoruz. Gerçekten. Bu zayıflamak ne varsa yani, başımıza işleri bu zayıflamak için. Evet öyle. Diyet yaparken sağlığımızı düşünmüyoruz. Sadece tartıdaki rakamları düşünüyoruz. O zaman da başka sistemleri bozmaya onun başlıyoruz. Onun psikolojik boyutu var. Olmaz mı yani? Her yer oraya bağlanıyor biz zaten. Biz de çalışalım dedik zaten. Biz evet yeme bozukluğu yine her şey oraya bağlanıyor hocam. Kesinlikle ama şöyle tarttaki rakamlar eksi ama vücuduna yağ almadın. Yağ almadığında zaten vitamin emilimi için ortamı bozmuş oluyorsun. Kabızlığı da arttırmış oluyorsun. Yağ çünkü vitaminin emilimini kesinlikle sağlıyor. Kesinlikle. Tabii ki emilimi için yağ ve özellikle zeytin ve zeytinyağı ülkemizde şart. De çok şanslıyız. Cennetindeyiz yani bunu. Evet yani gerçekten. Yani
sabah, öğlen, akşam zeytinyağı dışında aslında hiçbir yağ ihtiyacımız yok. Hmm. Bir de kuru yemişlerden gelen bitkisel yağları aldık mı mis. O kadar zaten değerli mis. Ki. Bayılırım. Çok çok. Hem ya o zaman iyi yağ verdik, bir de iyi lifleri verdik. Lif deyince de mesela ben zaten her gün sebze yiyorum diyorlar. Ne kadar sebze yiyorsunuz diyorum. Her gün fasulye, işte iki kaşık fasulye yetmez ki. Çok ne az. Kadar? Her öğünde sebze yememiz peki, lazım. O sebzenin gramı nedir? Bize böyle net ama yani, gram da ortalama. Kişiye göre değişir. Ha. En az... en az 4 yemek kaşığı sebzeyi, zeytinyağlı bir sebze yemeğini her öğünde almamız lazım. Tamam işte, İlave güzel, yanına salata koymamız lazım. Ha, salatanın içeriği de sadece marul değil lütfen. Ben salata deyince yeşillikleri yıkayıp bir marul... Turplar, biberler falan mı? Turp, biber, soğan, sarımsak, haşlanmış buhardaki brokoliler, karnım... ızgara, mantarlar, aklınıza ne geliyorsa çeşitlendirin, renklendirin. Ya yapın, dolaba koyun, sonra evet, çıkarın. Evet, lahanayı çiğ yiyin, pişmişin, ister kapuska yapın, ister çiğ lahana salatası yapın. O kadar çok seçeneğimiz var ki ama lifler ve zeytinyağı kabızlık probleminde bizim en sevdiğimiz peki, iki şey. Peki obeziteye sebep oluyor mu bağırsak? Bozukluğu mu? Bozukluğu. Oluyormuş. Son çalışmalar artık bunu söylüyor. Aa, hatta şöyle şeyler, çok ilginç hikayeler ortaya çıktı. Su içsem yarıyor meselesinin gerçek olduğu artık ortaya çıktı. Yani boşuna değil. Boşuna değil. Boşuna değil. Bahane bulundu. Su içsem yarıyor. Herkes için değil ama söyleyeyim. Herkes tamam. için değil. Genetik mi? Su içsem yarıyor. Beslenme alışkanlığı mı? Su içsem yarıyor. Hangisi yaşam mı? Biçimi mi? Bakteriler. Evet. Yine geldik. Aynen bakteriler. Öyle. Şimdi şöyle bir çalışma yapılmış. Hani bu su içsem yarıyor olayı araştırılırken birçok hayvan çalışması yapılmış. Örneğin bakterilerin, pardon, obez fareler var. Çok obez. Görseniz böyle çok büyük, iri falan. Bunların dışkısı alınmış. Gayet zayıf farelere verilmiş. Bir bakılmış. Bunlar o bizim de. Zayıf fareler yine obez olmuş. Evet. Allah Allah. Kur'an bu. O zaman burada bir problem var dermiş. Ne zaman? 20 sene kadar önce dermiş evet. bu. Ve arkasından bağırsak mikrobiyatası bu yönden araştırmaya başlanmış. Şimdi bağırsaktaki bakterilerin sayısı yaklaşık 500 diye. Bunların bir kısmı bu bizim sindiremediğimiz. Çünkü sindiremediğimiz lifler var. Bahsetmiştik biraz evvel. Bu lifler özellikle brokolide de var, mercimekte de var, ıspanakta da var. Bunları biz aldığımız zaman sindiremeyiz, doğrudan kalın bağırsağa gider. İşte bunları sindirebilen bakteri sayısı bizde çoksa onları bir güzel parçalar, enerji açığa çıkar. Bunu da biz emeriz sonradan. Şanslı insanlar. O zaman ne oluyor? Tabii ki az bir yediğiniz zaman çok fazla sindirmeyle çok fazla enerji elde edimi oluyor ve obezite ortaya çıkıyor. Az yemeğiyle. Yani şöyle yapalım. Aynı gıdayı, bağırsak florası insanların farklı ya. Aynı gıdayı verelim örneğin bir X kişisine ve bu kişi de kendi bakterileri farklı olduğu için. İkizler üzerinde çalışmalarda olabilir mi böyle? Efendim? İkizler üzerinden olabilir, mesela tabii, anlatsak. Aslında genelde hayvanlarda yapılmış, sonradan insanlar uyarlanmış ama artık şunu kesinlikle biliyoruz ki insanların parmak izi gibidir bakteri kolonizasyonu bağırsaktaki. Yani bağırsaktaki mikroplarımız bizim parmak izimizdir. Herkesin parmak izi farklıdır. Sonuçta bazı obez kişilerin, obez insanların dışkısını alıp incelediğimizde bazı bakterilerin çok fazla olduğunu gördük biz. Evet. Ve emilmiyor. Bu evet. tabii kullanamıyor. Bu kullanamıyor yani vücut onu. Yani var ya onu. Yiyip yiyip yakanlar. Hani ben her şeyi yiyorum, çok kalori alıyor ama yakıyor vücudu. Bir ya. De çok az yiyorlar ama diyete şanslı çok zor cevap yani, veriyorlar. Mekanizma tamamen şunun üzerine kurulu. Aldığımız bizim sindiremediğimiz o lifleri bazı bakteriler alıyor, parçalıyor, onlar bir güzel enerji yapıyor. Yerine. O da bağırsaktan kana geçiyor, yağ oluyor. Ama başka kişinin bağırsağında o lifleri parçalayan bakteri yok. O yüzden yediği zaman olif bağırsaklardan dışarıya dışkı olarak atılıyor. Sindirilmeden atılıyor. Depolamaya çalışmıyor vücut yani. Yani bağırsak mikrobiyata yani hormonları beyinle beraber hormonları da düzenliyor. Sonuçta insülini düzenliyor, steroidi düzenliyor. Bütün bunlar metabolizma ile ilgili hormonlar. Evet. Yani zaten diyabet demek insülin azlığı, dirence demek yani. Bütün bunları diyabette kesinlikle rolü var. Yani obezitede kesinlikle rolü var. O zaman şunu diyebilir miyiz yani genel olarak? Biz bağırsak beyin ilişkisini konuştuk bugün ama yani evet. aslında bağırsak ve vücut ilişkisini yani burada bizim bir rahatsızlığımız, bir herhangi bir sorunumuz olduğunda buradan başlamak bir başlangıç olabilir mi? Belli konularda değil mi? Kesinlikle. Günlük rahatsızlıklarda falan. Şimdi yediklerimiz bizim
bütün sistemlerimizi etkiliyor. Biraz evvel liflerden bahsetmiştik ki alıyoruz. Bakterilerimiz de bizim biraz böyle obeziteye bizi eğimli kılan bakteriler alıyor. O yediğimiz lifleri sindirmeyeceğimiz atılacağı halde alıyor, parçalıyor. Enerji çıkıyor, alıyoruz. Bu yağ dönüşüyor. Ama başka mekanizma da var. Evet. Bu alınan liflerin aslında insülin sistemini de etkileyici yönleri var. Şeker ve sonuçta vücuttaki metabolizmayı o kadar etkiliyor ki. Evet, ama şundan vazgeçmemek lazım. Biz lifleri ne olursa olsun almalıyız. Ama son zamanlarda şu ortaya çıkmaya başladı. Obezitede biz acaba bağırsaktaki kendi mikroplarımızı atıp yerine yeni bir bağırsak mikrobiyatası, bakteri grubu koyalım mı? Evet, bu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi dışkı nakli denen bir şey var. Belli hastalarda dışkısını, bir sağlam insanın dışkısını alıyoruz. Evet. Filtreden geçiriyoruz. Sonra kolonoskopla kalın bağırsağa giriyoruz ve oradan enjekte ediyoruz. Yani başka bir insanın mikrobiyatasını veya bakteri topluluğunu alaraktan uygulama başka bir insanın... Uygulama başladı mı hocam? Bunu uyguluyor musunuz? Tabii. Evet, tabii. Bunu 6 senedir, 7 senedir Türkiye'de yapılıyor. Evet. Ve şöyle bir şey var. Bu bazı hastalıklar için Amerika'da onay da aldı. Ama son 1-2 tane bir ölüm vakası oldu. Çok dirençli bakteri nakledilmiş kazara. Tabii, Allah'tan bizde onlar pek yok. Evet. Ve bundan dolayı immün sistemi bağışıklığı düşük olan iki kişi de bir ölüm olayı olmuş. Bundan dolayı dışkı naklini sadece belli konulara sınırladılar. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir hastalık var. Antibiyotik kullandınız. Başımızın belası. Çok antibiyotik kullandığınız zaman iyi bakteriler ölür. Evet. Geriye kötü bakteriler kalır. Evet. Ve bu kötü bakterilerden bir tanesi Clostridium denilen bir bakteri. Ve buna bağlı bağırsak hastalığı, iltihabı, hatta nekrozu, delinmesi, şiddetli ishaller ortaya çıkabiliyor. Dikkat ederseniz bazı kişiler antibiyotik kullanır, arkasından ishal ve karın ağrısı çıkar. 2 saatten 40 güne kadar olabilir bu. Sonuçta bu Clostridia denen bakteriyle artık biz baş edemiyoruz. Her türlü antibiyotiği veriyorsunuz, olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sağlam birisinin dışkısını alıyoruz, filtre ediyoruz. Bakterilerini de kolonoskopla başka biri, hasta olan kişinin bağırsağını. Çok enteresan bir gelişme olmuş ve hocam. Olağanüstü bir şekilde bu kişilerin iyileşme oranı %92. Çok iyi. Hatta şeyi konuşuyoruz değil mi hocam? Ciddi bir oran değil mi sevgili Bahar? Psikolojisi dışkı pek kabul edilir değil, siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi, peki burada nasıl rasyonelize edeceğiz bu durumu, bunun psikolojisini? İnsan psikolojisinin çok karmaşık olmasıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla bunu nasıl indireceğiz yani? Psikolojiyi o yüzden indirgenemiyoruz. Evet. Yani tabii ki bunlar hocamın söylediği gibi pek çok anlamda vücudumuza pek çok faydalı etkileri, sonuçlar olabilen durumlar. Hı. Ama insan psikolojisi bundan ibaret olamıyor. Pek çok şeyden de ibaret değil. Çok karmaşık bir mekanizma. O yüzden yine parmak izi, bireysel gelişim, bireysel iyileşim diyoruz tabii, değil yani mi? Siz kendinize ait bir anlam dünyası yaratamadığınız bir hayatta yaşıyorsanız, duygularınıza yabancı olduğunuz bir dünyada yaşıyorsanız, olumsuz duygular üzerine hüküm süren bir hayatınız varsa, bu şekilde bir düşünce çarpmalarıyla giden bir dünyanız varsa, ne yaptığınız, hangi bakterilerle yaşadığınız da bunları çok düzeltebileceğini düşünmüyorum. Çünkü hakikaten beyin, hatta beyinden daha ötesi, o beynin o somut varlığından daha ötesinde bir de zihnimiz var ya, zihin o kadar karışık bir mekanizma ki, işte orada bizim hikayemiz başlıyor, sorunlarımız başlıyor ve nasıl iyi hissettiğimiz, hissedemediğimiz başlıyor. O yüzden bunlara çok kıymetli bilgiler. Bunlarla maalesef psikolojimizi çok açıklayamıyoruz. Bir şey sorabilir miyim vaktimiz varsa? Çok az kaldı ama buyurun tabii. Bu bakteri alışverişinden, hani bakteriler modumuzu da etkiliyor diyorlar ya. Mod dedim yani, ruh halimizi. Mizacımızı. Ve mizacımızı. Ve hani şöyle bir şey duymuştum, okumuştum. Ne, kimlerle görüştünüz, en sık kimlerle beraber yaşıyorsanız onların modundan, çok karakterinden etkilenirsiniz diye. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Çok merak ediyorum. Bunların bakterilerle ya, ilgisini bilemem de bu söylediğin gerçekten çok anlamlı. Bakteriden dolayı mikrobiyot alışverişi diye açıkladılar. Evet, mikrobiyot alışverişinden aslında hani buradan bir metaforla geçti gibi yaşadı bence. Metafor yaptı oradan birlikte yaşadığımız insanlara dair. Bir mesaj etkisi olabilir mi? Henüz tabii ki çok büyük bir spekülasyon olur. Değil mi? Bilimsel bir dair asla psikiyatrik verilerde böyle bir şey yok. Ama peki, düşünülebilir, incelenebilir. Şu anda o yapılıyor zaten. Acaba iki noktada çalışılıyor. Obez kişilerin
biz acaba dışkı transplantasyonuyla bağırsak mikrobiyatasını tamamen hadi değiştirip bakalım, zayıflatabilir miyiz? Bunun hadi deneyelim hocam. Bir de depresif kişilerin de acaba dışkı nakliyle bu duygusal durumunu değiştirebilir miyiz? Çok ama bununla ilgili çalışmalar devam edecek. Daha bilgi birikimi çok. İyi ki bilim var. Programım bitti. Müziğim çaldı. Çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok kıymetlisiniz. Sizlerle paylaştınız. Sağ olun. Ben bugün çok güzel şeyler öğrendim. Şimdi ben programdan sonra şimdi böyle bir düşüneceğim uzun uzun. Çok şanslıyız. Öyle düşünüyorum birlikte olduğumuz için. Hoşçakalın. Teşekkürler.